Haber merkezi Karanurfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Başbakan Ahmet Davutoğlu kanlı terör saldırısı ardından hastanede tedavi görenleri ziyaret etti. Ardından Sultanahmet Meydanı'na eşiyle birlikte giden Başbakan Davutoğlu patlamanın olduğu bölgeye karanfil bıraktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralıları eşi Sare Davutoğlu, Almanya İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte ziyaret eden Başbakan Davutoğlu, ardından Sultanahmet Meydanı'na geçti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı ile Sultanahmet'e giderek saldırının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı. Başkan Davutoğlu'nun karanfil bırakmasının ardından saldırının yaşandığı Dikili Taş'a rehberleriyle bir turist grubu geldi. Turistler patlamanın olduğu yerde fotoğraf çekti. Turistler ve çevrede yaşayanlar Dikili Taş'a karanfil bıraktı. Canlı bomba saldırısının ardından günün aydınlanmasıyla saldırıdan kalan izler ortaya çıktı. Bir aydınlatma direği ve olay yerindeki bankta şarapnel izleri dikkat çekti. Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda canlı bomba eğitimi alan kişinin de arasında olduğu 22 Suriyeli gözaltına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından kentin farklı semtlerinde IŞİD üyesi olduğu öne sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütüne eleman kazandıran, bomba eğitimi veren ve eylem hazırlığında olduklarını belirten IŞİD terör örgütünün Şanlıurfa hücre yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Şafak operasyonunda gözaltına alınanlar arasında örgütün bölge sorumlusu Mahmut S. ve canlı bomba olarak eğitim gören Emre P.'nin de olduğu öğrenildi. Polisin şüphelilere ait adreslerle eğitim aldıkları ileri sürülen bir medreseye yönelik baskınında 22 Suriyeli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı. Adana polisi ise İstanbul'daki patlamanın ardından peş peşe yaptığı operasyonda biri kadın Türk, Rus, Tacikistan, Özbekistan, Libya ve Fas uyruklu 16 IŞİD militanını gözaltına aldı. Adana'daki operasyonlarda zanlılardan birinin Suriye'de IŞİD için savaşırken yaralandığı belirlendi. Yakalanan zanlılar sorgulanmak için emniyete getirildi. Ya çekilin, çekilin arkadaşlar. Abi nasıl bir şey yaptığını anlamadık ki.
Öte yandan Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskını yapıldı. Operasyonlarda 3'ü Suriyeli 9 kişi gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sistematik bir saldırıyla karşı karşıya olan Türkiye'de gerçekleşen tüm terör eylemleri aynı kapıya çıkıyor. Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi son yazısında gün Türkiye'li olma günüdür dedi. İstanbul Sultanahmet'te gerçekleşen kanlı terör saldırısıyla bir kez daha Türkiye'deki büyük şehirlerde yaşanan terör eylemleri akıllara geldi. Köşesinde fotoğrafın tümünü değerlendiren Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, Cizre'deki, Sur'daki, Silopi'deki şehir savaşlarıyla Sultanahmet'teki patlamanın birbirinden ayrılmayacağını belirterek Ankara ve Suruç saldırılarını hatırlattı. Hedefin Türkiye'yi Suriyelileştirmek olduğunu savunan Selvi, Türkiye sistematik bir saldırıyla karşı karşıya. Bir yandan DAEŞ'le, diğer taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. 20 Temmuz'dan sonra DAEŞ, PKK ve DHKPC aynı gün aynı noktadan düğmeye basılmışçasına harekete geçmişti. Bugün AK Partili olma günü değil, bugün CHP'li ya da MHP'li olma günü değil, bugün HDP'li olma günü de değil, bugün Türkiye'li olma günü. Yoksa bu ülke avuçlarımızın içinden kayar gider. DAEŞ'in en çok mağdur olan ülke bizim. Ama her nasılsa DAEŞ'e yardım eden ülke olarak gösteriliyoruz. Ahmet Kaya misali, bu ne yaman çelişki anne dedi. Ve domuz gribi sevgili izleyenler, ismi bile halk arasında tedirginlik oluştururken gözlerse Şanlıurfa'daki tek fincanla ikram edilen acı kahveye çevrildi. Uzmanlar uyarıyor, şu sıralar bu gelenekten biraz uzak duralım. Sağlık Bakanlığı, domuz gribi şüphesiyle hastanede tedavi gören 2905 hastadan 463'ünde virüs tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulu'ndan domuz gribi şüphesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada mevcut verilerin geçtiğimiz yıllardaki grip sezonu verileriyle karşılaştırılması yapıldığında farklı bir durum olmadığı, gripin olağan seyri içerisinde olduğu tespit edilmiştir denildi. Grip Bilimsel Danışma Kurulu özellikle risk grubunda bulunanlar grip aşılarını grip mevsimi boyunca yaptırabilir. 2905 hastadan 463'ünde virüs tespit edildiğini duyurdu. Domuz gribi şüphesiyle Şanlıurfa'da karantinaya alınan 11 kişiden 4 kişi hayatını kaybetti, 7'sinin ise tedavisi sürüyor. Bölgedeki taziye evlerinin vazgeçilmezlerinden olan gelen misafirlere misafir ikramı ise grip salgınında bir etken olarak görülüyor. Taziye evlerinde onlarca kişinin aynı fincandan acı kahve, diğer adıyla mırrayı içmesi gripin yaygınlaşmasını sağlıyor. Bir de biliyorsunuz Urfa'da sofralar ortak şeyler de çok kullanılıyor işte ne bileyim. Bu kahve fincanlarını. Evet, kahve fincanları. Ortak şeyleri az kullanmakta fayda var. Yani hani sonuçta siz grip olduğunuzda sizin bardağınızda başka biri de içtiğinde ona da geçecektir. Evde uzmanlar özellikle kış aylarında ve domuz gribinin yaygınlaştığı bu süreçte taziye evleri ve kahvehanelerde mırra ikramının yapılmamasını öneriyor. Özellikle bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki kellimil mecruma ve beyneke ve beynehu kaydu rumhin ev rumhayn. Cüzzam hastalığına maruz kalan, hastalıkları efendim yaygın olan ve hastalıkları geçişli olan yani bulaşıcı hastalığa sahip olan insan ile konuşurken hemen ona yaklaşma. Onunla yan yana gelme. Aranızda iki mızrak olsun, iki mızrak mesafe olsun, o şekilde onunla konuş. Ve diğer hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hasta olan bir hayvanı, sıhhatli olan hayvanların yanına getirmeyin. Getirmeyin çünkü o hastalığın bulaşmasına sebebiyet verir.
bugünlerimizde, bu kış günlerimizde ve özellikle de memleketimizde az da olsa görünmeye başlayan domuz gribi hastalıkları doktorlarımızın ifadelerine göre bulaşıcı bir hastalıktır ve kirden geçiyor, insanların ihtilatından, karışmalarından, toplu taşımadan, efendim buna benzer kaplardan, çay bardağından, kahve bardağından, su bardağından, havludan ve buna benzer vesilelerden insanlara bulaştığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla taziye evlerimizde bu murra dağıtılırken, yani kahve dağıtılırken, bir ikram olarak dağıtılırken, bu taziye evlerinde özellikle de bugünlerde bu bulaşıcı hastalıkların ve efendim gripin yaygın olduğu bugünlerde bu vesileleri kullanmamakta yarar var. Bu kahve ikramlarından vazgeçilmesi, çay ikramlarını da yapmamak daha iyi. Şayet yapılacaksa da bu bardaklar her defasında tertemiz yıkandıktan sonra ikinci kez başkalarına çay ikram edilmeli ve insanlarımızı her türlü tehlikelerden korumaya çalışalım. Bu bir dini emirdir muhterem izleyiciler. Sadece bir dünyevi değil, dini ve Peygamber Efendimizin bize emrettiği bir emirdir. Onun için dikkatli olalım. Bu mübarek günlerde, bu gripin yaygın olduğu günlerde bulaşacak, bulaşmaya vesile olacak hareketlerden, girişimlerden, toplu yerlerde bulunmaktan uzak duralım. Sık sık meydana gelen elektrik kesintileri bu kez de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki iki mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Tepki için yol kesildi, lastikler yakıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Fırat ve Haliliye mahallelerinde yaklaşık bir aydır yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren bölge sakinleri gece saatlerinde Çermik-Siverek karayolunda eylem yaptı. Amca niye yolu kapattınız? Neden için? Kaç gündür yok elektriğiniz? Bir hafta da yoktu. Bir hafta. Lastik yaktıkları yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan grup mahallelerine elektrik verilmesini istedi. Her iki mahallenin de elektriği yoktur. Kaç gündür elektriğiniz yok? Bir aydır elektriği yüzünü görmemiz, telefonlarımızı arabada şarj ediyoruz. 10 dakika geliyor, 5 dakika sonra tele birbirine çarpışıp elektrik tekrar gidiyor. Yani. Telefonlarımızı arabada şarj ediyoruz. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin görüştüğü mahalle sakinleri elektriklerin verileceği sözü üzerine eylemlerine son verip evlerine döndü. Vatandaş niye caddeyi kapatmış? Ne istiyor vatandaş? Vatandaşı caddeyi kapatmak amacı yani sadece kötülük yapmak değil. Vatandaş 15-20 gün içerisinde de hiç elektrik bulmamışlar. Defalarca müracaat ettim. Milletvekilimizde tut ilçe başkanında, TEDAŞ müdürlüğüne, işletme müdürlüğüne hepsine müracaat etmişim ama ilgilenen kimse yoktur. Vatandaş bunu da yapmak zorunda kalmıştır. Bu geçen sene yapıldı. Bunun trafosu nerede? Trafo yok, ne trafo? Kitap açıyorum, Ceren gittiği zaman o kitabı kaldırıyorum. Benim halimde yani 4 tane şu anda makine bağlı olan insan var. Bu insanların hakkımız var. Allah'ına kadar sabaha kadar biz burada duruyoruz. Karayolunda yanan lastiklerse TOMA ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek yol ulaşıma açıldı. Turizm ve Tarım Şehri Şanlıurfa'nın uzun yıllardır beklediği fuar merkezi protokolü Büyükşehir Belediyesi ile Şutsu arasında imzalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa yapılacak olan fuar merkezi için protokolü imzalandı. Şanlıurfa'ya ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Merkezi'nin altyapı, peyzaj düzenlemesi ve rekreasyon çalışmalarını yürüteceğini belirtti. Yıllardır gündeminde olan
ve gerçekten de Şanlıurfa'nın gelişimine katkıda bulunabileceği fuar alanı. Bugün inşallah Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ve yönetim kurulu üyeleriyle imza altına alıyoruz artık. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Yer belirlendi. Planlaması bitti. Tahsis işlemleri tamamlandı. Yapım protokolünü birlikte imza altına alacağız. Her iki kurum bu projeyi ortak bir şekilde yürütecek ve ortak bir şekilde yönetimi gerçekleştirecektir. Şanlıurfa'mız için dışa açılmanın, markalaşmanın, tanıtım gerçekleştirmenin aslında fuar merkezlerinin önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Şanlıurfa bölgede parlayan bir yıldız durumu. Şanlıurfa huzuruyla, verimli topraklarıyla, üretecek olan ham maddesiyle işletecek olan değerli markalarıyla bu fuar merkezi inanıyorum ki ileride Şanlıurfa ilimize çok önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ben emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Her iki kuruma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En önemlisi Şanlıurfa'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah deyip protokolümüzü imzalayalım. Fuar merkezinin Şanlıurfa'ya farklı bir imaj katacağını vurgulayan Başkan Çiftçi, fuar merkezi Şanlıurfa'mızın dışa açılmasının, markalaşmasının ve tanıtımı noktasında önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin ise bu aralanı Şanlıurfa'mız için büyük bir eksiklikti. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılması hedeflenen fuar merkezinin yer sorununun çözüldüğünü ifade etti. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın yardımlarıyla arsa konusu çözüldü. Rekreasyon, otopark alanlarını da Büyükşehir Belediye'miz çözecek. İnşallah beraber işleteceğiz. Urfa'mıza ben büyük katkıları olacağını inanıyorum. İnşallah Urfa'ya yakışır bir tesis yapacağız. Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin. İnşallah kısa zamanda bitirmeyi nasip etsin. Şanlıurfa yine listenin başında yer aldı. Kentte son bir yıl içerisinde 62.284 bebek dünyaya geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Şanlıurfa'da doğum sayısı 2014 yılında bir önceki yıla göre %4.7 oranında artarak 62.284'e yükseldi. Türkiye'nin en çok doğurganlık illerinin başında gelen Şanlıurfa'da doğan bebeklerin 2014 yılında %51.6'sı erkek, %48.4'ü kız oldu. Şanlıurfa'da 2009 yılında 54.420, 2010 yılında 55.914, 2011 yılında 56.668, 2012 yılında 58.933, 2013 yılında 59.494 ve 2014 yılında 62.284 canlı bebek dünyaya geldi. Bir kadının doğurgan olduğu dönem 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı da arttı. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2013 yılı verisine göre 2.10 çocukken 2014 yılında 2.17 çocuk olarak gerçekleşti. Şanlıurfa'da ise 2013 yılında 4.39 olan oran 2014 yılında 4.52'ye yükseldi. Yani bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Türkiye'de 2.17 iken Şanlıurfa'da bu oran 4.52 olarak hesaplandı. Kaba doğum hızı Türkiye'de 2013 yılında binde 17.0 iken 2014 yılında binde 17.3'e yükseldi. Kaba doğum hızı Şanlıurfa'da 2013 yılında binde 33.4, 2014 yılında binde 34.2 oldu. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, meclis üyeleriyle birlikte almış oldukları karar sonucu öğrenciler için kalıcı bir esere imza attı. Bir tane çalışma odası kalacak, dairesinde iki tane yatak odası olacak. İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi'nin taleplerini geri çevirmeyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eski ve harabeye dönmüş lojmanın bütün bakım ve onarım çalışmalarını üstlenerek yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli yatılı yurt haline getirdi. İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmağ'ın girişimleri sonucu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinden alınan eski lojman, hem dış görüntüsüyle hem de iç görünümüyle yeniden yenilendi.
Dizayn edilen öğrenci yurdunu gezen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, meclis üyeleri ve İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmak ve yönetimle birlikte yapılan bakım onarımları yerinde incelediler. İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de gençlerin bir yurt konusundaki sıkıntılardan bahsedince kendilerine tahsisli bir binada ve bu binayla ilgili yapılması gerekenlerden bahsedince haliyle gençlerin merkezine olan bir yerel yönetici olarak bu taleplerine duyarsız kalmadık. Meclis üyesi arkadaşlarla beraber bir başka ilçesinde olduğu halde meclis kararı alarak bakım onarımını üstlendik ve inşallah kısa bir süre içerisinde yaklaşık 85 öğrencinin gelip burada bir taraftan eğitim alabileceği, bir taraftan milli ve manevi değerlere haiz aşılamaların yapılacağı, bu ülkeye, bu millete, bu vatana aidiyet duygusuyla bağlı gençlerin yetişmesi konusunda hizmet verecek. İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmaksa, bu bir kalıcı eserdir. Bu bizden sonraki dönemler içinde öğrencilerin yetişmesi anlamında Şanlıurfa'ya kalıcı bir şeyler kazandırmak amacında olduklarını belirtti. Bir tane çalışma odası kalacak. Belediyemizin bize tahsis ettiği bir binaydı. Bina daha önceden lojman olarak kullanılmış bir yer. Büyükşehir Belediyesi'nin tahsisinden sonra Eyüpiye Belediyesi'nden bu konuyla ilgili sıkıntımızı izah etti. Kendiler de sağ olsunlar meseleye sahip çıktılar. Tabii bu bir kalıcı bir eser. Bu bizden sonraki dönemler içinde öğrencilerin yetişmesi anlamında Urfa'ya kalıcı bir şey kazandırmış olduk. Bunun için mutluyuz. Allah inşallah hayırlara vesile kılar. Bu bir başlangıç olur. Bunun devamı da gelir diye ümit ediyoruz. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle meseleye sahip çıkan cemiyet üyelerine, ben de başkanımız zikrettiği gibi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Tarım öğretimi 170. yılında. Tarım diyarı Şanlıurfa'da Ziraat Fakültesi tarafından konuya binaen panel düzenlendi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Öğretiminin 170. yılı etkinlikleri kapsamında bir program gerçekleştirdi. Etkinliğe Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Salih Aydemir, Rektör Yardımcısı Abuzer Pınar, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Bir meslek bayramı etkinliği ve haftasını da tarım haftası olarak. Ziraat Fakültesi Dekanı Aydemir, tarım bilimcileri ve ziraat mühendisleri olarak mesleğimiz açısından tarihi bir dönüm noktası olan bu başlangıç gününün bir meslek bayramı olduğunu belirtti. Öğretim elemanıyla bu eğitim öğretim araştırma faaliyetine devam edecekteyiz. 1700'ü aşkında öğrencimiz, yüksek lisans ve doktoralara dahil 1700'ü aşkında öğrencimiz mevcut. Biz bir saha çalışması yaptık. Bölgenin ziraat bölgesi olması hesabıyla birçok ailenin çiftçilikle uğraştığına dikkat çeken rektör yardımcısı Abuzer Pınar, tarımsal araştırma, uygulamalı eğitim ve çiftçi eğitimiyle güçlendirirsek çok ciddi adımlar atacağımıza inanıyorum, dedi. Bunun saha çalışması kısmını ben yürütmüştüm burada. En az 50-60 civarındaki büyük çiftçimiz bizler mesela çiftçi eğitimi konusunda yardım istedik. Çiftçilerimiz stajyer öğrenci alabileceklerini, mesela iki öğrenci alabileceklerini söylediler. Bunu bana söyleyen çiftçi 55-56 civarındaydı. Her biri iki kişi aldığı zaman bu 120-130 civarında öğrenci ediyor. Bu benim ulaşabildiğim. Gıda güvenliği, günümüzde önemli bir sorun. Gıda kalitesi ve gıda güvenliği gerçekten bugün soframızda tükettiğimiz gıdalarımızın sebzeli, meyveli, et ve süt ürünlerinin hangimiz içimize sizlere tüketebiliyoruz? Bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum ve başta kendime sorurken. Etkinlik araştırma görevliliğinden itibaren 30 yılını akademik çalışmalarıyla sürdüren öğretim elemanlarına 30. yılını tamamlamalarına istinaden plaket verildi. Daha sonra Dekan Salih Aydemir'in moderatörlüğünde Profesör Doktor Emine Çıkma, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şafak, GAP Seracılık Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz ve öğrenci Mehmet Emin Uçar'ın panelle devam etti. Eğitim vermedik ya da o süreçte o şekilde bakmadık. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Şanlıurfa'yı Tanıyalım projesi kapsamında Bozovalı öğrenciler tarihe tanıklık etti. Onları bugün arkeolojik müzenin önünde karşıladık.
Tabii Bozova'dan geldi iki heyetimiz, gençlerimiz Bozova'dan geldi çocuklarımız. İlk kez geliyorlar, ilk kez bir müzeyi geziyorlar. Bu önemli. Bu çocuklar inşallah o günkü anılarını böyle anlamlı bir şekilde hayatın bir parçasında duracak diye düşünüyorum. Onlar için güzel olur, bizim için de güzel olur. Amaç insanımızın mutluluğudur, huzurudur, çocuklarımızın kucaklanmasıdır. Bu projeyle onların hepsini kucaklayacağız, gezdireceğiz, eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz, görselliğini artıracağız, tarihi bilinçleri derinleşecek ve bir katkıda bulunmuş olacağız. Hemen ikişerli, çok çabuk. 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'yı kapsamlı bir şekilde gezen öğrenciler, ilk defa arkeoloji, mozaik, mutfak, kent ve müzik müzesini görmenin ve kentin tarihi derinliğini hissetmenin heyecanını yaşadılar. Ateş yakan bir figür betimlenmiş. Kaya altı sığınağı, daha yerleşim yok, mağaralarda barınıyorlar. Bozova Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören 60 öğrencinin yer aldığı tarih gezisinde öğrencileri yalnız bırakmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel miraslarını profesyonel rehberlerin anlatımlarıyla dinlediler. Gezi sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerin birlikte keyifli zaman geçirecekleri bir proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Nihat Çiftçi, bu projeyle tarihini ve kültürel miraslarını tanıyan bilinçli bir gençlik yetişeceğini belirtti. 13 tane ilçemiz var. İlçemizde birçok ortaokul ve liselerimiz var. Amaç buradaki çocuklarımızın, şehrimizin tanımasını sağlamak. Tanıtım sağlatırken de çocuklara eğitsel anlamda, eğitim anlamda onlara bir donanım verebilmek. Müzeleri gezmeleri, şehirleri tanımaları, inanç merkezleri gezmeleri, şehir sevgisini, şehrin ortak bir yaşam alanı olduğunu, bu yaşta en azından çocuklarımızın bunu öğrenmeleri büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu proje kapsamında zaten dün projenin protokolünü yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kayıtlı bir şekilde tüm lise ve ortaokullarımızın tamamını Allah'ın izniyle böyle gezdireceğiz onlara. Çocuklarımız bizim için önemli. Gençler bizim için çok çok önemli. Şehri tanımaları, şehirlerini sevmeleri, tarihinin bilincine varmaları, inançlarının bilincine varmaları bizim için temel hedeftir. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Şanlıurfa'yı Tanıyalım projesi, Şanlıurfa'da öğrenim gören bütün öğrenciler için düzenlenecek. Haliliye Belediyesi, ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla başlattığı bayat ekmek kampanyası kapsamında vatandaşın daha duyarlı olmasını amaçlıyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalar yapan Haliliye Belediyesi, ekmek israfı ile ilgili kurulduğu günden beri başlattığı mücadelesine devam ediyor. Ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla başlatılan mücadele çalışmasında ilçedeki 32 merkez mahalleye yaklaşık 800 bayat ekmek kutusu yerleştirildi. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, her gün düzenli olarak 32 mahallede bulunan bayat ekmek kutularını kontrol ederek bırakılan ekmeklerin toplama işlemini gerçekleştiriyor. Günlük ortalama 1 ton ekmeğin israf olmasının önüne geçilen çalışmada toplanan bayat ekmeklerse hayvan barınağı ve besicilere teslim ediliyor. Şanlıurfa'da düzenlenen namazla direniş konferansı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Şanlıurfa Yüz Akı Derneği ile İmam Hatipler Derneği namazla diriliş adlı konferans düzenledi. Düzenlenen konferansa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Yüz Akı Derneği üyeleri, vatandaşla öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans yapılan konuşmalarla devam etti. İnna
Yüz Akı Derneği adına açıklama yapan Abdurrahman Kırıkçı, son dönemde İslam ülkelerinde yaşananların İslam bilincinin kaybından kaynaklandığını ifade etti. Şimdi şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman değerli ağabeylerim, dava kardeşlerim, sağımızda, solumuzda, Orta Doğu'da Müslümanların içerisinde düştüğü durumu hepimiz görüyoruz. İşler acısı, paramparça, kan, gözyaşı, perişanlık. Her gün akşam bunu hepimiz televizyonlarda izliyoruz. Ümmetin halini görüyoruz. Şu bilinmelidir ki ümmetin bu hale düşmesinin temel nedeni de din algılarımızın, İslam algılarımızın ve anlayışlarımızın sağlam bir zemine, Kur'an ve sünnete net oturmuş olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer yaşadığımız bu toplumda, bu coğrafyada huzur, barış, sükunet ve kardeşlik arıyorsak, bu din anlayışımızı ve algılarımızı sağlam bir zemine oturtmak durumundayız. Yapılan konuşmaların ardından ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut katılımcılarla birlikte söyleşi yaptı. Biz burada hemen faturayı çocuklara kesiyoruz. Ciddi bir hatamız var orada. Niye? Bu çocuklar bizim eserimiz. Çocuklara faturayı kesmeden önce durum tespiti yapmak adına. Geçen Ankara'da 600 öğrenci kardeşimle birlikteyim. Lisede İmam Hatip'te kardeşlerim. Çocuklara şunu sordum. Yavrum, bu sabah kimleri annesi ya da babası namaza kaldırdı, bir parmak kaldırsın diye çocuklara sordum. Çocuklar anlamları geldi mi? Çocuklar da biz bizeyiz. 600 çocuktan değerli kardeşlerim 25 tane parmak sayabildi. Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu çalışmaları yerinde inceledi. Amaçlarının vatandaşa daha iyi hizmet götürmek olduğunu söyledi. Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin yeni yerleşim bölgelerinde yapılacak olan park ve yeşil alan çalışmalarına başladı. Fen işleri ekiplerince ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde 10 dönüm arazi üzerine kurulacak olan park ve yeşil alan içerisinde bulunan enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu ve beraberindekiler çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, Yenişehir mahallemizde pasif durumda olan alanlarda park ve yeşil alan düzenlemesi amacıyla enkaz temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Mahallemizde pasif durumdaki parklarımızın üstündeki taşları almak üzere buradaki çalışmalarımızı başlattık. Yenişehir mahallemizde toplamda 10 dönüm alanı bulunan farklı 3-4 tane bölgemizdeki park alanlarını en kısa bir zamanda inşallah Siverek halkımızın hizmetine sunacağız. Daha önce Siverek'lere bir sözümüz vardı. Daha yeşil bir Siverek. Yeşiliyle inşallah güzel görünümüyle bu parkları kısa bir zaman sonra Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan halkımızın hizmetine sunacağız. Daha önce 3 tane parkımızı üst yapı olarak temizlik çalışmasını bitirdik. İnşallah Nisan ayında bu parklarımız aktif bir durumda halkın hizmetine ülkelerindeki savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan Suriyeli yetim çocuklara para, ailelere ise gıda ve giysi yardımı yapıldı. Takriben kaddemna fi hada al-yawm 500 selle gıdaiye. 500 selle gıdaiye. 500 tane böyle bir sepet getirdiler. ويقولون أخرى الشتاء تستعمل السوريين هنا نعم فيه أيضا مواد تدفئة يعني للشتاء بطانيات إسفنجات كذلك يعني صوبيات اللي هي المدافع أودن صوبة سنجر بطانية
yastık, bunlar hepsini burada kendileri veriyor. Ayban hınak. Burada en az 600-700 aileye yardım ediyor. Bir de 200-300 aileye, yetimlere para dağıtıyor. Merkezi Kuveyt'te bulunan El Vahid Hamlatıl Derneği, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'da yaşam mücadelesi veren 300 yetim çocuğa 95 lira nakit, 750 kişiye ise giysi ve gıda yardımı yapıldı. Eyyubiye mahallesinde bulunan boş bir deponun bahçesinde yapılan yardım törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Şenlik, Müftüsü İhsan Açık'la Suriyeli ailelerle yetim çocuklar katıldı. Vali Yardımcısı Şenlik, kuvvetli iş adamlarının gönderdiği yardımları bugün dağıttık. Bunun yanı sıra devletimizin de güzel yardımları devam ediyor. Her zaman Suriye halkının yanındayız dedi. Çok sayıda vatandaşımıza yardımcı oluyoruz, Suriyeli vatandaşımıza. Katar'dan iş adamlarımız, Kuveyt'ten geldiler. Ciddi yardımlar var. Çok teşekkür ediyorum ben kendilerine. Devletimizin biliyorsunuz güzel yardımları var. Suriyeli vatandaşlarımıza kucağımızı açtık. Her zaman başlarımızın üzerinde yerleri var. Kuveyt'ten de kardeşlerimiz geldiler. Suriyeli kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize yardımcı oluyorlar. Ben onlardan Allah razı olsun diyorum. Emekleri zayi olmasın. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından yardımlar boş alanda uzun kuyruk oluşturan Suriyelilere kısa sürede teslim edildi. Suriye'nin İdlib kentine Rusya'ya ait savaş uçakları hava saldırısı düzenledi. 65 kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Suriye İdlib'e bağlı Sarmada kasabasıyla 45 kilometre uzaklıktaki Maharat el-Numan kasabasına Rusya'ya ait savaş uçakları hava saldırısı düzenledi. Gerçekleşen saldırıda uçaklardan atılan bombalar Sarmada kasabasının yerleşim yerlerine isabet etti. Kasabadaki mahkeme binasının da hasar gördüğü saldırı sonrası insanlar enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Suriyeli yerel kaynaklar 40 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yerel kaynaklar aynı saatlerde yine Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından İdlib'in Maharat el-Numan kasabasına da hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Kasaba çarşısının hedef alındığı saldırıda 25 kişi ölürken 40 kişi de yaralandı. Her iki saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 65 kişi öldü. 140 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Şanlıurfa'da hareket halindeki meyve yüklü kamyonun arkasına çalıntı kamyonette yanaşarak çaldıkları ürünleri satmaya çalışan iki kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirleri ekipleri hareket halindeki meyve yüklü bir kamyonun kasasından meyve çalınması ile ilgili yaptığı çalışmada kentin giriş ve çıkışlarındaki Movesa kameralarını incelemeye aldı. Polisler kamera görüntülerinden söz konusu kamyonun yokuşlarda yavaşlarken arkasına yaklaşan kamyonetteki bir kişinin meyve kasalarını kamyonete alıp çaldığını belirledi. Plakasını belirledikleri kamyoneti takibe alan polisler iki kişiyi girdikleri Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki toptancılara çalıntı meyveleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Yakup D. ve Cengiz P. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni transferlerin pazar günü deplasmanda Adana Spor'la oynanacak lig maçına yetiştirilmesi için
Şanlıurfa Spor'da seferberlik ilan edildi. Yeni transferlerden bazılarının yarın Diyarbakır'da oynanacak, Ahmet Spor ve pazar günü deplasmanda Adana Spor'la oynanacak lig maçına yetiştirilmeleri için Şanlıurfa Spor'da seferberlik ilan edildi. Yeni transferlerin lisansları yetişmediği için geçtiğimiz pazartesi günü GAP Arena'da Ahmet Spor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaya U21 takım oyuncularından takviyeli olarak çıkan Sarı Yeşilliler 18 yerine 14 futbolcuyla geldiği maçı 90 dakika boyunca değişiklik yapmadan tamamlamak zorunda kalmıştı. Kulüp yetkilileri yeni transferlerden 4'ünün lisanslarının çıktığını, teknik direktör Tugay Kerimoğlu'nun görev vermesi halinde Ahmet maçında oynayabileceklerini belirtti. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.